Evet arkadaşlar, yeniden Notor TV ile bir aradayız ve canlı yayınımızda neler var diyoruz. Yine PlayStation 5 Master edilmiş oyunlarına yine yeniden devam ediyoruz. Devam ettiğimiz oyun bir efsane, The Last of Us oyununun ikinci serisi, yani The Last of Us Part 2 Remastered edilmiş serisi arkadaşlar. Böylece PlayStation 5 Remastered edilmiş oyunlarımıza Part 1'den sonra Part 2'yi de eklemek için büyük bir hırsla devam ediyoruz. Yayınımıza heyecan, serüven, macera, korku, endişe, her şey bir arada yaşanıyor. Onun için ne yapacaksın? Notorious TV, YouTube'dan da kanalından da takip edeceksin. YouTube TV dediğimiz Notorious TV bir özdeşleşme durumuyla karşı karşıya. Dolayısıyla YouTube kanalına gidiyorsun. Notorious TV'ye abone oluyorsun arkadaşım. Bununla da yeter mi? Hayır. Yorumlarını yazıyorsun. Ve daha önemlisi beğenilerini sunuyorsun. Ama bunları yaparken en önemlisi bildirim zillerini açıyorsun. Neden? Sana yayın olduğunu haber veriyor ve sen de oraya gidiyorsun. Enerjinin en büyük kaotik parçasını bizden alıp kendin de bunu neşeye dönüştürüyorsun. Demek ki eğlence ve neşe kısmında biz buradayız. Bazen işi tiye alacağız da çok da fazla böyle oyunu ciddiyetiyle oynamayacağız. Bunu da söyleyeyim. Eleştirilerimiz her zaman olacak. En sert forte dediğimiz durumda, en sert tonda olacak. Çünkü oyuncular veya müşteridir aynı zamanda. Ve müşteri de daima haklıdır. By the way, bundan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Hazırsak canlı yayınımıza devam edeceğiz. Notorious TV vs. The Last of Us Part 2. Evet, hikayemize gidiyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Are you ready? I'm ready already. Let's go. No niin. Katsotaan, mitä nyt tapahtuu tällä hetkellä. No niin. Evet. Abby ile yine buluştuk. Abby'mizi gördük. Tamam. Mümkün olduğu kadar teksteki yazıları büyük tuttum ki herkes çok rahatlıkla birçok cihazından bunu okuyabilsin rahatlıkla diye. Şimdi müthiş bir yerde kaydetmiş. Çok küçük bir nüans olsa da bu farkı göz ardı edebiliriz diyorum. Şimdi bakalım nasıl gideceğiz? Oo. Sağım, solum, önüm, her yerim sobe dostum, bildiğin sobe yani. Harika, hastalıklı. Hastalıklı nedir ya? Bildiğin coşku var burada ya. Yani. Ben ne tarafa gideceğimizi de bilmiyorum. Şuradan gideyim ben. Sakin. Sakin dostum. Çık. Ya hiçbir şey yok ya. Olsa ben haber vermem mi sana yavrum? Başka? Burada başka bir şey var mı? Yok herhalde. Ben buradan gideyim. Gidebilir miyim dersin? Tamam, ben buradan giderim ya. Uyandırdı mı? Hocam nasıl uyandınız ya? Deparın kralı bende, sen merak etme. Koş. Koş yavrum. Evet, buradan nereye gideceğiz? Hayır, oraya gidemeyiz. Ya sonra? Umarım doğru gidiyoruzdur. Oho, iyice battık. Tamam, başarabiliriz. Gayet iyi gidiyoruz. Hadi Ali. Hadi Ali, başarabilirsin. İşte bu. Buradan gelmezler herhalde. Selam dostum, ne haber? Ben şuradan geçeyim. Tamam. Kısmen iyi. Şurada bir malzeme var. Onu ben bir alayım. Cücük. Seni saçma şey seni. Buradan olduğuna emin miyiz? Tamam, buradan. Yürüsene evladım. Oho. Ya başka bir yol bulamadım mı Ebi?
Ah Ebi, ah Ebi. Çekil şuradan. Hadi bir başarabilirsin. Beleni kaptırdın mı yavrum? Bak ya. Ya bir çekil git üstümden. Sana bir kare atarım. Ona göre. Oo. El mi vereyim? Oho, seni arıyordum ben de. Sen bizi kolla, tamam. Sen bizi kolla, ben kaçayım. Bu taraftan. Bir dakika. Bu taraftan, hadi. Tamam, buradan. O zaman buradan. Tamam, ben buradan geçtim. Siz keyfinize bakın çocuklar. What next? İyi misin? Evet. Bilemiyorum, kararsızım. Şunu bir alabilir miyim? Dolu mu? Tamam, hepsi dolu. Kulübeye doğru kaçacağız. Tamam. Hayır, bir fikrim benim de yok. Umarım, ben de umuyorum zaten. Burada bir sürü malzeme kaldı, iyi mi? O da dolu. What the heck durumları. Hiçbir malzemeyi alamadım ben. Ha, burayı alayım ben diyorsun. Kapıya gidin. Kapı derken? Hemen kapıya gideyim. Bak. Çekil yavrum. Bir anda üstüne doğru koştum senin. Ah. Sıradaki. Arkamda bir şey mi var? Bana böyle geldi. Al yavrum. Golf oynamaya çalışıyoruz burada. Kim var orada? Lanet olsun. Tutamayız. Ha, dur şunu alayım ben. Yukarıdan pencere. Oradan çıkabiliriz. Tamam, çıkalım yukarı o zaman. Görüyor musun? İşte bunu kullan. Hey kızım, şu şeye bir el at hadi. Kızım mı? Arabanın üstüne doğru it. Hadi. Tamam, seni oldu mu? Ben teleferiğin pencereye gideceğim. İkiniz hastalıkları uzaklaştır. Hastalıkları uzaklaştır. Gel. Haydi lanet gitsin. Nerede bu? Ah. Malzemeyi kırdın mı? Oo, müthiş hareketti. Lanet olsun. Çekil şunu üzerimden. İmdat. İmdat derken? Ya burada mısın? Al dostum, al. Bana bırak. Kaç 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 kaç. Al yavrum. Var mı da? Ağzına mı denk geldi yavrum? Müthiş ya. Hop, arkamda biri daha var. Aynı malzeme. Tamamdır. Hadi. Malzeme. Nerede gördün malzemeyi? Bir dakika çocuğum yavrum bir. Pencereden gir. Gidelim. Acele et. Acele etme. Tamam, hadi ben gittim. Tutun beni. Yakınımızda kal. Yakınınızda kalayım. Tamam, nereye gidiyoruz? Hadi. Oho. Arkada kalma. Arkada kalmamaya gayret ediyorum, evet. Heyecan yaptım. Girelim. Bak ya Joel, çekil. Joel. Çekil adamım. Başardık mı dersin? Tommy, tamam. Aha, Joel. İşte aradığımız adam direkt ayağımıza geldi. Abby, ben de Abby'yim canım benim. İyi miyim? Çok iyiyim. Çok mutluyum hatta.
Tamam. Oo. Kalamayız ya. Tamam, işe yarayabilir mi? Hadi bakalım. Hazır mıyız? Let's go. Hadi kızım. Hop. Bak geldiler. Oho. Duyan geldi. Herkes kamp yapmak istiyor tabii. Zombi de olsa onun da kamp yapmaya hakkı var. So. Bu nasıl oldu? Aha, yine geldi bizimki. 12 yaşındayken bir kaykay buldum. Ve binmeye çalışınca birden altımdan fırlayıp gitti. Kendini delmeyi nasıl başardın? Bıçağımın üstüne düştüm. Oh. Pekala. Hadi bakalım, söyle şimdi ne olacak? Söyle. Kimyasal yanık. Kendim yaptım. Niye? Isırığı kapatmak için. Tam burada. 14 yaşımdayken bana bir hastalıkla saldırdı. Sonra anladım ki bağışıklığım varmış ve sonra iyileşince diş izlerinden bir halka ve bir de kist kaldı. Ah, siktir git. Ne? Dur. Hey. Sana gerçek bir hikaye anlattım. Ben de gerçek hikaye anlattım. Isırılmak mı istiyorsun? Ne? Sesi duydun mu? Jesse? Orada kal, tamam mı? İyi misin? Lütfen. Bekler misin lütfen? Arkanı döner misin? Hayret bir şey sana ya. İnanamam. Arkasını niye dönsün ya? Adama bak, çok şanslı. Neydi olman lazım? Dışarının halini gördün mü? Ot mu bu? Neye benziyor ya? Ne işin var burada? İnsanlar sana güveniyor, anladın mı? İşimiz önemli. O zaman sen niye gözcülük yapmıyorsun? Çünkü Tommy ve Joel gelmedi. Evet, gelmediler. Nasıl yani? Evet, nasıl yani? Onları bir saat bekledik. Atlarını ararken buranın ışığını gördüm. Evet. Belki kasabaya gittiler. Evet, olur mu olur? Kasabanın çocuğu olmuşlardır, olur mu olur? Her şey mümkün. O zaman ayrılalım. Farklı yerlere bakalım. Birkaç saatte tamamını bitiririz. Tek başına olmaz. Dışarıda ne var bilmiyoruz. Evet. Ya zor durumdalarsa? Evet, o da olasılık dahilinde. Olur mu olur? Hadi bakalım, başlayalım. Gidelim. İşte onlar buradalar. Kendi noktalarından ayrıldılar. Oho. Bizi buraya sürükledi Abby, Joel ve Tommy. Harcamayın hocam boşuna. Bak, ben de tam aynı şeyi düşündüm. Ah. Cephane harcamaya ne gerek var ya? İşte bu. Kavrulsunlar. Hadi içeri girelim. Girelim yani. Ne yapalım? Başka da bir şey kalmadı ki. Elimizde başka seçenek var da ben mi bilmiyorum, he? Söyle bana. Resmen talihsizlik diyelim bu. Çok iyiyiz ya, müthiş. Oğlum tanıyor onu. Acayip şanslıyım.
Evet, acayip şansı nedir ya? Dehşet büyük şans. Öyle böyle değil. Tarifi olmayan büyük bir şans bu, evet. By the way... Dün. Evet. Buralarda ne yapıyorsunuz? Hiç, sadece geçiyordum. Siz buralarda mı oturuyorsunuz? Evet, birkaç saat uzaklıkta. Bizimle gelebilirsiniz. Gitmeden yollu kalırsınız. Çok sağ olun. Ben Mel bu arada. Tommy. Bu da kardeşim. Joe. Bizi tanıyor gibisiniz. Evet, tanıyorlar. Evet. Oho. Hayır, hayır. Oy, 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 oy. İyilik dediğinde böyle bir şey. Göreceli. Kime iyilik ettiğini bilemezsin. Hazırladığın konuşmayı yaptı. Şu işi bitirelim. Turnike yap. Çabuk. Evet, inanılmaz bir durum. Gerçekten tarif edilmez bir durum. Joel resmen geldi buraya. Adama da turnike yapıyor. Yani hemen diyor mort olmasın, biraz acı çeksin istiyor. Bak sen Abby, çıldırmışsın sen Abby. En az yukarıdaki komşu gibi, matkaplı çılgın gibi. Sürekli matkabıyla. Kafası kaşınıyor herhalde, oraya sokuyor, kaşıyor beynini falan. Olabilir yani. Bunların hepsi geçerli olabilir. Oo, golf mu oynuyoruz? Ya turnike yapıp golf oynama nedir ya? Ya kim olduğunu söyleseydin, tanımıyorum ya belki seni. Tanımıyor da yani. Öyle hemen ölmek yok. Yok mu? Ya? Oo. Artık nasıl bir kinse? Öyle değil mi? Joel! Tommy! Oho, sürpriz. Ama doğru yere gelmişsin. Aşağı nasıl ineceksin? Bir yolunu bul işte. Bir yolunu bul. Bir yolunu bulalım, evet. Tamam şimdi. Ben bulurum, ben bir yolunu bulurum, sen merak etme. Joel, Tommy nedir ya? Geliyorum. Size doğru geliyorum. Sorun yok. Sorun yok. Sorun yok nedir ya? Sorun olmaz mı? Oo. Buradan haberleri yok herhalde o şapşikilerin. Şuradan geçeyim ben. Nihayet geldim. Geldim tabii. Ben şimdi geldim. Geldiğim gibi işinizi bitireceğim. Şu küreyi alsam mı? Gir yavrum içeri. Işık ver. Cephane. Oo, çığlıklar. Nereden geliyor peki? Nereden geliyor bu ha? Bilardo mu oynamak istiyorsunuz? Tamam. Şuraya bir bakayım ben. Joel biraz dayan yavrum, Joel. Joel. Siktir. Piyano mu çalsam? Mekan da güzel. Evet. Uyku turunlarına etkilenmedik herhalde. Tamam.
Tamam, ben gidiyorum. Aldım başımı gidiyorum. Aha, bodrum katında mı? Oradalar. Tamam. Şimdi geldim. Şuradan direkt... Oo. Oho, direkt ağzını yardım. Tahmin de gitmiş. Oo, oy oy oy. Kurtun işte. Tamam mı? Bırak. Hepinizin amına koyacağım. Evet, çok güzel bir yerinde bir kelime oldu mu? Oldu sanki. Bırakın onu. Bu kız kim? Bırakın gizlice onu. Girmiş. Neden nöbette değilsin? Kimsenin geleceğini düşünmemiştik. Ne bekliyordunuz ki? Ne bekliyordunuz he? Şimdi bir kan... Evet. Evet. İşiniz bitti. Ben size söyleyeyim. Aynı şeyi istiyoruz değil mi? Bitir hadi. Hemen. Joel. Kalk. Lütfen kalk Joel. Ne kalkacak durumda mı dersin sence? Bir baksana. Ya adamın kıza da yazık oldu. Babası gibi sevmişti belki. Direkt bak gol sopasında direkt beyni. Endo'yu görürsün sen. Bak bu suratları yazın bir kenara. 10. 10 olmasa var ya. Bizi yiyecekler burada. Bu her seferinde olaya müdahale oluyor. Yapmayın falan. Oo. Büyük bir drama gerçi. Joel'ı kaybettik. Tabii kimin için kayıp, kimin içinse kazanç, değil mi? Böyle bir şey. Öykünün en önemli karakterini harcadı yani. Part 2'de. Eli. Üzgünüm. Ya üzgünümü var mı ya? Jesse! Aşağıdalar. Hayır. Hayır. Evet, büyük bir travma daha oldu kız için değil mi? Yıllardır, 4 yıl öyle olsa 5-6 yıl bu adamla iyi kötü bir hikayesi oldu hayat adında. Ve bir anda önünde adamı lazanyaya çevirdiler. Yazık oldu yani. Aç kapıyı, aç kapıyı. Selam. Ne? Öyle olsun. Selam. Ha, Tommy kurtulmuş. Sen de golf oynamamışlar. Ama erkek kardeşi gitti. Tabi adamın öz kardeşi. He, artık o sırrı da paylaşabilir değil mi? Maria aç kalmanı istemiyor. Evet. Ama o da var. Yani gerçi ölünceye kadar demişti. Kendi değil de Joel öldü. Bilemiyorum yani. Aslında 50-50 paylaşabilir de o sırrı ya da tamamen sırdan uzakta kalabilir. Gerçekten enteresan bir durum. Jackson'ı zayıf bırakmış olacağız. Ne yani, bu yanlarına mı kalacak? Ne, hadi bakalım. Güzel soru. Evet, ama şu an olan bu. Kimse istemiyor. Yine avcılar saldırırsa. Konuşan sen misin, Maria mı? Ama haksız değil ki.
Sen ya da ben ölseydik, Joel'un evet. Yatıl yolunu yarılamıştı bile. Aynen öyle. Doğruya doğru. Hiç sanmıyorum nedir ya. Senin sancıların bizi bağlamaz. Evet. VLF yer değiştirdiyse. Ne yapıyorsun sen? Ne olacak şimdi? Öyleyse hadi bakalım. O zaman ne olacak onu söyle bana. Ya şu zırıltı da bir bitmedi gitti değil mi? Ben yarın gidiyorum. Benimle gelmek istiyorsan tamam. Ne işlere bulaştığını bilmiyorsun. Grupları büyük veya silahlı mı bilmiyorsun. Umurumda bile değil. Beni vazgeçiremezsin. Bana bir gün ver. Maria ile konuşacağım. Tamam mı? Verebileceği birkaç adam olmalı. Ya ikna olmazsa? Bir yolunu bulacağım artık. Bir gün. Lütfen. Peki. Sonuçta bir diğerinin bittiği intikam, bir diğerinin başlattığı intikama dönüştü. Durumunu gösteriyor. Sonuçta Abby bir intikam aldı. Joel'den. Doğru mu? Joel'den bir intikam aldı ve şimdi intikam sırası yer değiştirdi. Şimdi Ellie'ye karşı Abby durumuna düştü. Enteresan. Öyleyken böyle. Dramatik bir hikaye. Birçok dramın olduğu aslında hikaye. Orada bulduğumuz küçük notlara bakarsanız onların içerisinden birçok dramın olduğunu gösteriyor. İşte Noel Baba'ya mektup yazan biri, bir çocuk, bir başka çocuk vesaire. Olasılıkla burada bir müzik var arkadaşlar ama şu an itibariyle yok. Net. Cenaze olayı. John Miller da gitti. Joel. John nereden çıktı? Joel. Joel Miller da Mela. Değil mi? R'yi söylemiyoruz. Joel Mela. Gitti. Al yavrum. Bir şey almam gerekiyor. Kim bilir ne alacak? Yani burada grafik kalitesi müthiş artmış. Onu kabul etmek lazım. Ama bunlar renk ya piksel kalitesi diyelim. Yani. Yolda başka bir şey düşünürüz artık. Değil mi? Remastered dediğimiz şey de bir nevi o. Keşke remake yapsalarmış. Tamam. Ya da rebuild. Değil mi? Restructure yapsalarmış şey mesela. By the way. Hala fikir değiştirebilirsin biliyorsun. Biliyorum. Hadi kendini bakalım. Mecbur hissetmeni istemem. Ben şöyle bir durayım da. Heh, söyle yavrum. Her zaman seninleyim. Öyle mi? İşte o kadar. Tamam o zaman ben banyoya gidiyorum beklerim falan. Ne? Vay. Tamam hadi. Ben giderim buradan. Depar da atar. Çantayı almadan olur mu ya? Oraya sakladım. Oradan çıkarız diye düşündüm. Hadi bakalım. Maria ile konuşacak. Sonuçta Maria burayı yönetiyor yani. Maria buranın şefi. Anaç bir şehir. Oo bakın. Joel'in evi burası. Joel. Joel. Çiçekler falan, notlar, sevgi pıtırcıkları.
Bazen düşünüyorum da yani bu yazılanların sadece geride kalanlar için bir anlamı var. Yoksa giden için hiçbir anlamı yok yani. Geride kalanlar için de kısa bir süre anlamı olacak onun. Ondan sonra onlar öyle kaybolup gidecek. Evet. Hey. Elim mi titriyor? Ne lazımsa ben alabilirim. Yok. Sen rahat bırak. Ben yapmalıyım. Evet. Ben iyiyim. Onun sayesinde yüzmeyi de öğrendi, değil mi? Hadi gel. Ya da öğrenmeye çalıştı. Belki gitar çalmayı da Ben burada öğrenecek. takılırım. Sen orada git takıl hadi Sağ ol. yavrum. Sen git takıl. Hatta aç televizyonu izle. Burada televizyon olmaz ne alaka ya? Ha, videolara bakıyorlardır. Yani bir anlamı yok çünkü de. Çok saçma bir şey. Mutfağa bakayım. Bu ne? Ha. Vay be. Onun kupası. Onun mikrodalgası. Onun kıyma öğütme makinesi. Bak sen. Sen kayda al hocam onları. Sen boş durma tabii. Merdivenden çıkayım. Demeden önce bir de banyoya uğrayayım. Banyoya bakayım kendime. O bayağı dağılmışım yani. Ya sen niye benim peşimden geliyorsun? Sen bir aşağıda mı kalsan bakayım gelecek mi? Ha sen orada kal lütfen. Gelme. Heh, kal orada. Aklını alırım yoksa. Terbiyesiz şey. Neyse biraz hızlanalım. Oo, işte bu. Tamam, kendisi gitar da imal ediyor bu arada arkadaşlar. Müthiş gitarlar ya. Oho, no way. Gitar yapmayı da öğrendin mi yavrum? Onu da çiz. Tamam. Gitar yapmayı da öğrendi. Wow, yani ağaç işçiliğinde marangozlukta oldukça iyiymiş Joel. Sadece gitar değil. Genel olarak iyi bir marangoz diyebiliriz. Der miyiz? Deriz herhalde. Bu ne? Su ısıtıcısı. Ha. Mantıklı. Tencere de ısıtmaca. O onun üzerine giydiği ceketi. İşte bu. En klasiği. Değil mi? Serinin ilkinden kalan ceketi bu. O kokluyor onu. Çok iyi işlemişler. Temalar, detaylar, hatıralar falan. Müthiş. Geçmişe dönüş de yaptık biz de bu arada. Onun çantası. Ayakkabılarını görüyoruz. Tamam. Banyosu. Fotoğraf. O onun kızı. Değil mi? Aynen öyle. O şekilde. O da onun yanına gitti yani. O ne ya uçan? Çok saçma bir ses değil mi o? Hırıldayan bir ses geliyor resmen. Kargalar hırıldıyor falan diye uçarken orada bir ses saçmalığıyla karşı karşıyayız. Neyse başka bir şey kalmadı. Kutunuzu açıyorum dostum. Open the box. Door der gibi oldu. Biraz abuk oldu ama yapacak bir şey yok yani. Kırık saati. Onun kızı almıştı. Doğum günü hediyesi olarak. Ve onun işte bu. Onun nazar değenlere kullandığı muskası. Tamam ben gideyim artık. Bu kadar. Muskayı da aldık. Geleceğim Her yavrum, şey geleceğim. yolunda mı? Sadece aşağı inseni bir. İki taraf olsa kim geldi? Tommy mi? Aha Maria gelmiş. Yapma. Ne? Maria, ben Seattle'a gidiyorum. Bu işin Heh. peşini bırakmam mümkün değil. Oo, tam önce davranmış. Tam önce davranmış. Tamam. Eli peşimden gelmek isterse ona engel ol. Hmm. Silahlarını al. Atları ağır kekle. Gerekirse el iyiydi. Bak sen. Bana zaman kazandırman gerekiyor.
Seni çok seviyorum, Tommy. Buyur. Şimdi Maria da gelip bizden mi dilencilik yapıyor? Beni de götürmeliydin. Eğer adam verseydin piçlerin peşine düşer. Keşke. Evet. Verseydim. Beni kilitleyecek misin? Kalmanı tercih ederim. Pardon da öyle bir dünya. Kalmanı tercih ederim ama seni iyi tanıyorum. He. Sen de mi gidiyorsun? Evet. Sessizce sıvışacaksınız yani. Ne? Sessiz sıvışsak ne fark ediyor ki? Anlamadım ki ben bu olayı. Olay ne? Ahırdakileri atlarınızı alabileceğinizi söyledim. Ya bak o da uyanık yani. O da kendi kocasını kurtarabilmek için bizi sürüyor öne. Sağ ol Maria. Sizin için yapmıyor ki öyle. Kendisi için yap. Bana bir iyilik. Bak. Geri zekalı kocama eve sağ salim. Ya anlamıştım ben ya. Sonuçta hatun da sevmiş kadın ama kendi gitmiyor da çoluğu çocuğu gönderiyor onun arkasında. Gidin kocamı getirin falan diye. Gün batacak. Gün batsa ne fark eder? Fantastik. Yani bu oyunda şu dikkatimi çekti. Tamamen dişil bir hegemonya var ya. Hegemonya. Değil mi? Yani bir kasabayı kadın yönetiyor. Bir kadın intikam alıyor. Bir diğer kadın diğer intikam alma, diğerine karşı intikam almak için savaşıyor. Değil mi? İki kadının birbiri arasındaki sevdası gibi. Yani çok daha dişil bir tema üzerine gidiyor. Aslında değişik de olmuş, güzel olmuş diyebilirim ya. Üstüne çıkmıştı. Evet. Onu boğuyordu ve sonra Joe silahına ulaşamadı. Ulaşamaz ya. Ulaşılmaz şeyler bunlar. Ah ah gençlik. Şey yani düşünmedim bile. Sadece oraya koştum, silahını aldım ve onun suratından vurdum. He, kaç ben de mi? 14. 14. Vay be. Öldürdüğünde sen kaç yaşındaydın? Bir hastalık değil mi yani? Hayır. Zekası olan, evet. Tersi olmayan biri. Evet. Normal insandan bahsediyor. Vay be. Ne oldu peki? Adamın biri anneme saldırdı. Onu bıçakladı. Siktir ya. Beni yendin bak. Evet, taşaklıyımdır. Aksel. Ne kadar kaybolduk peki? Kaybolmadık. Ha. Hey, güven birazcık. Güveniyorum tabii canım. Maymunların bıraktığı izleri takip ediyorum. Yamyamlara ne diyorsun? Bir kez peşinizden geldiler. Belki bu BLF'ler de onlarla bağlantılıdır ha? Hayır, şey... Aynı grup değiller gibi. Belki Boston'daki kaçakçılar falandır. Dina... Joel çok insanı karşısına aldı. Evet, doğrudur. Biz tahmin yürütüyoruz. Peki. En azından daha fazla bilgi edinene kadar. Çok iyi ya. Şu taraftan da gidebilir miyiz? Bir paralel çizgi halinde gidebiliyoruz. Ellie, İşte. Evet. Araçları gördük. Gözlerini dört aç. Gözlerini dört aç yavrum. Burada bir şey olabilir mi dersin? Yok. Hiçbir şey yok. İşte bu. Devam edelim. At huysuzlandı. Huysuz at iyidir. Ne? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Meğer nereye gittiğini biliyor musun? Biliyor muyum? Ben biliyorum, sen biliyorsun. Nasıl olacak bu iş? Oradan bir yere varamayız herhalde. Şuradan devam. Kumrular gurulduyor. Doğu. Evet. Hatta gaza geldi zaten. Şurada ben bir ineyim. Bakayım kim var kim yok. Sen burada kal. Bak ben kapıdan değil pencereden gireyim. Daha iyi. Daha havalı olur. Aç bakalım şunu. Nen var. Yes. Give it to me. Harita. Yes. Aradığımız şey bu. Siyahı var. Ters çevir. Oo, bir de bu var.
Downtown burası da daha farklı bir yer. Şunu çevirdiğimizde ne oluyordu? Seyfettin hoş geldin. Tamam. Diğeri daha geniş açı, diğeri ise daha dar açıdan bakıyor değil mi? Mekanı hop. Kartını alırım. İşte evet dedi, mutluluktan uçtu. Var mı başka bir şey? Hop. İşte bu. Onu da alırım. Başka da bir şey alamam. Bu kadar. İşe yarar bir şey var mı? Olmaz mı ya? İyi. Bu da bir şeydir. Tabii canım. Seattle'a geldi. Kuzey Seattle. Böyle araçları takip et metodu. Gidiyoruz. Let's go. Evet, sessiz. Öyle böyle değil. Sessizlik değil mi? Seni ürküten şey sessizlik mi yavrum? Ya. Yani sesle görüntüde küçük bir senkronizasyon farkı var gibime geldi. Yani at tam suya ayağını değdiğinde sudan ses gelmedi. Yani sanki böyle bir şey yakaladım. Yani bilemiyorum, öyle düşünüyorum. Bilemiyorum yani. Karantina bu mu? Evet. Yüksek yerlere dikkat et. Tamam, ben alttan atlayayım. Sen de atla bir yerlerde. Okay. Şuradan ben geçerim. Çık yavrum, çık. Dal içeri. Ne var ne yok bak. Hiçbir şey mi? Nasıl ya? Sen niye geldin yavrum? Toz toprak burası. Şuraya baktık mı? Come on. Just nothing. Peki bunun zirvesinde bir şey olabilir mi? Olur ya. Hani olur ya dedik, olmadı. Peki. Oluruna baktık ama olmadı. Şuraya bakalım. Anything else? Yes. İşte bu. Olmaz mı ya? Arayacaksın. Aramadan gelmiyor. O ne? Ha, hastalık evresinden bahsediyor. Tamam. Yalnız bak şu en altta dönüp dönüşen çok tehlikeli. Ufacık çocuk dönüşmüş ona. İnanılır gibi değil. Şurada zirveyi zorlasak. Mesela burada ne var diye baksam. Bakıyorum, hiçbir şey göremiyorum. Çok güzel. Kafesler var. Kafes dövüşü olayı. Oh yeah. Ben ineyim buradan. İn. Bir şey var mı? Nothing. Onlar kafes mi? Neye benziyor ya? Bastındaki askerlerde de var. Aynen öyle. Sanki gidip görmüşüm gibi konuşuyorum ben de. Olacak iş değil. Tamam, buradan gidelim. Buradan bir şey çıkmaz. Ellie, buna ne dersin? Neye ne diyeceğim yavrum? Ha, oradan mı gideceğiz? Tam biliyorum zaten. Ben de hissetmiştim. Tamam, sonra. Şuradan beni göndersen ya. Sen beni buradan gönder. Dina, beni kaldırsana. Tamam. Hadi Dina. Göster bize gücünü. Göster o Dina olan yanını. So. Ben buradan giderim. Kimse tutamaz beni. Bilemiyorum yani. Etrafa göz atacağım. Ha, sen bir göz Kapıyı at. diğer taraftan açabiliyor musun? Bir baksana. Tabii canım. İyice. Ne demek? Süper ya. Ben buradan o işi yaparım. Sen de orada otur. Şapşiki gibi olmaz mı? Anlaştıysak problem yok. Bak. Nereye gidiyorsun ya? Direkt böyle arka tarafına uçacaktı. O kadar hızlı bir manevra aldı ki öyle böyle değil yani.
Tamam, şuradan aşağı in. Bir tık güzel. İyi. Başarabiliriz. Let's go. Tekrar ayağa kalkıyoruz ve uçuş moduna geçiyoruz. Hazır mıyız? Oh no. Oraya gidebilir miyiz dersin? Hazır mıyız? Deniyoruz şansımızı ve başarabilir miyiz demiştim. Başardık. İyiyim. Çok iyiyim. Çok gel. Sadece sen de bak. Buldum. Ne kadar iyiyim. Ah, tarif edemem yani. Öyle böyle değil. Şuradan ben gideyim o zaman. Hop. Sonra in aşağı. Yes. What next? Let's go. Nerede bu şerefsizler? Kimler? Kimler aramıştın? Oo, bir üst katta mı var dostum? Çıkalım oraya. Hemen çık. Zirveyi görmek istiyorum. Zirveyi göster bana. Bak, zirveyi görmek iyidir. Güzel. Yes. Of course. Şimdi ne üretebilirim bakalım. Hayır, kartı istemiyorum dostum. Yani saçmalama. Sağlık bitti mi bize? Ha, hiç yapmadık mı diyorsun? Tamam, bulunsun. Ben nasıl yani? Ben var ya, çok büyük bir sürprizle karşılaştım. Oku bakayım yavrum. Tamam, boş ver. Ondan sağ kalmadıysa bizi bağlamaz. Hadi gidelim. Hızlı inebiliyor muyuz? Hızlıca ineriz tabii. İnemez miyiz ya? Biz kimiz? Yüksekliğe bakalım. Oo, bir hayli yüksek. Buradan sonra iniyoruz zaten. Zıbam. İşte bu. Var mı bu şey? Anything bu şey yok. Okay. Tuğlanı alırım. Tuğla bulunsun. Tamam. Kapıyı açalım. Tamam. O da güzel. Kapı olmasa da olur. Tabii ya. Kapıyı açacağın da ne olacak? Ya? Ne geçecek eline? Öyle ya. Ondan mı açamıyoruz? Bu ne? Sigorta. Tabii çalışmaz değil mi? Evet. Sürpriz. Seni nasıl çalıştırıyoruz? Kablo lazım. Değil mi? Peki, gidelim. Koş koş. Ne yapıyorsun dostum? Heh. Şunu ben bir alayım. Ver bakayım onu bana. Sanitar list şey. Başka neler var bakalım. Göster bize. Alırım onu. Bu ne? Peki. Oo, kapıların şifreleri. Tamam. Ters de çevir hadi. Oho. Hadiye garajı. Serevena üssü. Tamam. Tabii canım. Alayım onu da. How about this? Oh come on. Burada istediğimiz şey yok mu dostum? Aşırı huşur çatır çatır. Şimdi bunun üzerine çıksam çok iyi olur ama çıkamıyor muyum? İşte jeneratör bu. Jeneratör bu da kabloyu alsaydık ya. Kablo. Haydi. Haydi. Yes. Ama jeneratörü çalıştırmak hata oldu ya. Şimdi kabloyu aldıktan sonra elektrik çarpar bizi. Çok saçma değil mi? Evet, biraz öyle. Bunu bu tarafa attım. Demek ki çarpılması gerekiyor yavrum. Çarpılmak da iyidir. Çarpılmadan hayat olmuyor. Vay. Yapıştır. Ya işte böyle. Tam da söyle düşündüğüm şey buydu. Pekala. Aç bakayım kapıyı. Şöyle yavrum. Bekleyeceksin yavrum. Tamam, bu kabloyu çıkardık. Kabloyu çıkardık. Üzerinde elektrikli falan. Nasıl kilitli ya? At gitsin. Neyse.
Yapacak bir şey yok. Sanırım başardık. Şunu alayım. Sonracığıma şurada bir bağlantımız var. Yapıştır. Güzel. Takılın. Şuradan ben girebilir miyim? Girelim. Bilgisayar mı? Bilgisayar anlamam, duman ederim. Şimdi malzeme yok mu? Dostum. Nasıl ya? Malzeme yok mu? What the? Tamam. Evet, şimdi kod istiyor bizden. Main gate, yani ana kapı. Tamam, ana kapıyla ilgili şifre lazım bize. Alo, şifreyi alabilir miyim yavrum? Kapı kodları, işte bu. 0512, doğru muyum? Evet, 0512. Ver bakayım şimdi kodu. Haha, sen saçma şey seni. 0512 diyor. Böyle göremiyorum da yani. Sıralamalar çok ters yapmışsınız dostum yani. Aç. Zaten bir tane atımız var. Akıllı ol. Sen git. Sen git. Ben nereden giderim onu bilmiyorum. Bir saniye. Şimdi. Bunun üstüne nasıl çıkabilirim ben? Yani böyle bir şey mümkün mü? Şu tarafa geçmeyi düşünüyorum mesela. Ya, değil mi? Şimdi bu nasıl olacak? Şöyle geçtim. Sonra şuradan geçtim. İşte bu. Senin saçma şey. Haha. Sen kiminle uğraşıyorsun? Yani bizim cephanem ne zaman bitti ya? Bu kızla hiç cephane kullanmadık ki biz. Enteresan. Topla yavrum. Gönder gönder gelsin. Oh yeah. Şimdi ne yapabiliyoruz? Bundan yapalım bir tane, bulunsun. Yes, well done. Şimdi ilaç olayına da gelelim. Şimdi şurada bakalım ne yapabiliriz? Sağlık çantası üretebiliriz. Buradan 40 olması gerekiyor. Tamam, hadi sağlık çantasını daha hızlı üret, hadi. Nasıl saçma bir üretim metodudur öyle. Gidelim. Atı da alırız gideriz. Ver bakayım atı. Let's go. Sırada ne var? Orada bir not buldum. Üzerinde kodlar var. Seravina üstü diye bir yer. Kodlar modlar falan. Güvenli evi olduğundan bahsediyor. Aynen. Seravina. Arıyor muyuz? Umarım ilk VRT'mizi buluruz. Konuştururuz. Sonra yani. Gidelim. Dur. Evet, burada bir geçit var. Asiktir, baksana. Seravina Oteli. Evet, Seravina. Burası olmalı dediğin nedir ya? Ya değilse? Bir yolunu bulalım. Sikiyim Pedro'yu kapısına. Heh, çok bak müthiş bir kapı. Evet, ne bence de. Şey alayım ben onu. Yaklaşıp etrafa bir bakalım. Bu ne? Kovulan, hocam reddedilen. Bunlar enteresan işler. Evet, şimdi burada bir jeneratör var. Tamam, hadi bakalım. Yakıt yok. Benzini bitmiş. Yalan. İçine sıçayım ya. Tamam, tam da öyle yapıştı. Ah, siktir. Ne oldu? Notta adliye garajında ve Q
kubbede benzin olduğu yazıyordu. Pekala. Adliye garajında ve kubbe. Diğerleri bulmak için planımız nedir peki? Etrafta şuradan gideceğiz. Ne var ne yok diye bir bakacağız. Tommy buradan geçmiş midir? Bence kesin. Tamam hadi bineyim ben de. Ben de bineyim o ata. Burada bir şey olabilir mi dersin? Olmaz. Hadi gidelim. İşte bu. Tamam. Atla. Neredeyiz biz? Ah sorma, nerelerdeyiz biz? Haritaya erişmek için ulaşıyoruz. Yani neredeyiz biz? Bana kalırsa tam buradayız. Sana kalırsa. Ah, güzel. O biz miyiz şimdi? İlerledikçe işaretlerim. İlerledikçe. Hadi bakalım. Laktı Fedra diyorsun. Şimdi şu tarafa bir bakayım. Burada ne olmuş böyle? Bilmiyorum. Onlar olmuş işte. Ordu burayı fena bombalamış. Bunu neden yapsınlar? Şurada bir tank mı var bana mı? Onun üzerine çıkabilir miyiz? Şuraya. Şuraya çıkabilir miyim? Ya da asileri. Hadi çıkabildiğimi söyle. Yani. Çıkamıyorum. Genelde işe yarardı. Hastalıklarda mı asilerde mi? İkisi de. Siktir. İnanmıyorum. Buraya çıkmam mümkün değil. Anca yukarıdan aşağı inebilir. Ben de artık öyle düşünüyorum. Evet. Bu şartlar altında oraya çıkmamız mümkün değil. Ama this way. Bak, maksat bakmak yani. Bak bakalım ne oluyor, ne bitiyor bir anlayalım. Oh, look at that. Şimdi faşist yazıyor ya. Bakayım nasıl bir faşistlik bu. Aç bakayım şunu yavrum. Oha. Oba. Olay bu. Bu adam subaymış. Subay mıymış yavrum? Erzak son subaylı. Belki saklanıyordu. Başarısız olmuş. Evet, evet olmuş. Köfte olmuş. Seni. Ben şuradan bir içeri girebilir miyim? Sohbetiniz bol olsun. Alayım şunu. Al evladım. Her şey hazır bekliyoruz değil. Bekleye bekleye köfte olmuşlar burada. Açlıktan mı ölmüşler artık? Bilemiyorum. Şimdi başka bakacağımız bir nokta kaldı mı? Şuraya da çıkalım. Haritaya bakacağım dostum. Haritaya bakacağım. Ama şu an itibariyle bakmayacağım. Diğer taraftan çıkabilir miyiz? Çıkamayız. Bu tarafa geçiş yok. Kesinlikle bu tarafa geçiş. Koşarak deneyelim mi? Yok. Mümkün değil. Mümkün değil. Aracın üzerine çıkarak olabilir mi? Bak. Çok saçma ama. Saçma işte. Neyse. Hadi gidelim. Atı getir. Ata getirin. Sen de gel yavrum. Ne o? Yüzmeyi mi bilmiyorsun yoksa? Çok sesli yaparım. Şimdi en köşedeki binadan başlayalım istiyorum. Yani şu gökdelenin oradan başlayalım. Sonra ufak ufak bu tarafa doğru geliriz. Bu arada Seyit Otanatı'nın belgesini daha farklı hayal etmiştim. Bunlar boşmuş. Evet. Boştur bunlar ya. Sen ne anlatıyorsun? Sence tahminen kaç tane BLF vardır? Yani... En az 8. En az 8. Nereden bildin? Sorun. Salladı gitti yani. Ama dikkatli olmalıyız. Vakit varken toplayalım. Burada bir şey var. Bakalım sende ne var? Sende ne var? Hadi bakayım. Banka ile ilgili. Ha. Batmış mı yavrum? Bir bankada malzeme varmış galiba. Tamam banka. Tamam bakacağız bakacağız sen kafanı yorma. Şimdi haritada bankada şurası herhalde. Ne? Bak yazıyor West Bank. Resmen at gibi kişniyor. At gibi kişniyor sen ne anlatıyorsun?
Tamam, tam bu noktada arkadaşlar yayınımıza ara verelim istiyorum. West Bank'e gireceğiz bir sonraki sezonda. Evet, Notorious TV'de ne yapıyorsunuz arkadaşlar? YouTube'dan da takip etmeyi ihmal etmiyorsunuz. Abone oluyorsunuz ve en önemlisi bildirim zillerini açıyorsunuz. Yorumlarınızı yapıştırıp beğenilerinizi bizimle paylaşıyorsunuz. Elbette fikir ve yorumlarınızı da paylaşacağınız Discord ve diğer sosyal medya hesapları da olabilir. Bunun dışında e-mail'de de ulaşabilirsiniz bize. Evet, bir kayıt daha aldık. O zaman bir başka yayında görüşene kadar şimdilik sağlıcakla kalın, hoşça kalın diyoruz. Notorious TV'de kalın. Moy moy.